Bu mu şimdi? Kardeşim o clickbaitler yapmayayım abi. Bismillah. Aman yani. Üf be. Bir elim ayağım titremeye başladı. Girişi Ali Hanım yaptı spor Giriş acaba. beni bir delirtmeye başladı şu an. Emek emek var. Koktu. Onu iyi dedim. Merak ettim şu an. Bu yarışta yılanlar mı lanlar? Aynen. Oğlum o yılanlar ne yapacak ya? Yavaş yavaş bak, yılan üstüne atladı. Bak bak bak, sakin ol. Nasıl ya? Ölümle burun burun. Allah Allah. Herkes. Ozan Bey. Allah. Nasıl ama efektler falan? Lütfen. Merhaba, ben Ecen Hazırçay. Bugün burada sizinle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. PUBG Mobile'ın sunduğu Aşk ve Savaş All Star'a hepiniz hoş geldiniz. Efendim içim herhalde bıraktı evet, sonuçta. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugünün şerefine Ali... Ecen Az sezon 1, sezon 2, sezon 3 eski PUBG Mobile oyuncusu arkadaşlar, bilmiyorsunuz. Eski Fatihlerden. PUBG Mobile bayağı oynuyor. Bundan dolayı aldılar. Ve Mesut programı benim açmamı istediler. Şimdi herkes hazırsa Ali Biçim'i sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Ecenas, bu güzel programımızı PUBG Mobile'ın sunduğu Aşk ve Savaş'ı senin açmanın onuru ve gururu içerisindeyim. Öncelikle senin Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun diyerek bunu sana takdim etmek istiyorum. Ya Ali'cim çok teşekkür ederim. Ali için de bir alkış istiyorum. Ne kadar centilmensiniz her günkü gibi. Tabii ki bu centilmenlikten ziyade All Star'ın da verdiği bir huzur da var. Ama bu huzurda bir eksiklik var diye evet, düşünürken. Evet, evet, evet. Ve... Benim gözlerim açıkçası... Mesut Can Toma'yı arıyor. Nerede benim Mesut'um? Valla açıkçası benim çok fazla gözüm aramıyor ama PUBG Mobile'da bir sunucu eksiğimiz olmasın diye sevgili partnerimiz eski çocuk yıldız Mesut Can Toma'yı da buraya davet ediyoruz. Kral, Allah razı olsun çok uzatmadığın için. 7 tane çekti beni orada. Nasılsın Ecenaz? Mesut'cum iyiyim. Sen Dünya nasılsın? Dünya Kadınlar Günün kutlu çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sen çiçek getirmedin herhalde. Hayır, olur mu öyle şey? Buradaki tüm yarışmacılarımız, tüm hanımefendiler için PUBG Mobile ile birlikte... Bir alkış. Daha iyi böyle. Gerek yok o sahnede şimdi. Biz direkt yarışmacılar görelim kardeşim. Gözükenleri. Buradaki olay ne? Ben şimdi burayı hızlıca bir geçtim. Bana bunu bir söyleyin ama. 2 saat orada çünkü bayağı bir 4-5 dakika var. Buradaki olay ne? Banus'taki 4 tane eşyayı dışarıya çıkarması gerekiyor. Tamam. Bir tanesi gizli. Onun içine falan gömmüşler. Ömer izliyorsun bayağı. Bu yol oldu attı. Ulan abini izlemeyeyim mi? Geri 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 nerede? Gizliye ara, gizliye ara, gizliye ara önce. Önce gizliye ara. Gizliye bak. Al kumu. Bütün kumu al, bütün kumu. Tamam, şunu veriyorum. Bir tane kaldı. Gizli gizli gizli. Aha. Ah, ver onu da. Oğlum nasıl buluyor lan? Helal. Oha. Süre durdu, telefon başladı. Hemen başlıyorum. Geri atmayı unutma. Başladı. O yere yattı, sprey atıyor. Kız oynuyormuş bu arada. İyi. Galiba. Hadi evet. Be hadi be. Çok iyi çok iyi hadi, çok hadi, iyi. Hadi hadi çabuk. Yenile yenile yenile. Hızlı hızlı hızlı. Hadi. Ay bu hareket edenler çok... Şanssızsın, en azından yılanlar bir yerlerine gelmiyor. Ben şu an yılanları unuttum zaten. Ona düşünmek istemiyorum. Emin ol, onlar da kendi halinde şu an. Ama elim ayağım birbirine şu an. Hadi. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Yılanlar ordusu. Yılanı olmak istiyorum eğer. Bitmedi, devam et. Bitmedi. İnsan biraz partnerine yardımcı olmaz mı? Aha. Kızcağız içeride yılanlarla can çekiş. O benden daha iyi şu an. Bitti, bitti mi? Yılanlara ne yedirmişler? Tebrik ediyorum. İnanılmaz yarıştın. Şimdi de müsaaden varsa yeni yarışmacı arkadaşlarımızı davet ben edecek. Ben de biraz dinleneyim. Ecenaz dostum. Şimdi Ömer ve Güliz geliyor. Şimdi biraz dinleneyim. Ecenaz dostum. Dur lan, şimdi Ömer ve Güliz. İnanılmaz yarıştın. Şimdi de müsaaden varsa yeni yarışmacı arkadaşlarımızı davet edecek. Ben de biraz dinleneyim. Ecenaz dostum. Şimdi Ömer ve Güliz geliyor. Evet,
dümenci Morales. Efendim ben sana dümenci tavsiyem değilim. Var. Dümenci oradaydı. Sen dümencisin, o yalancı. Sana tavsiyem şu. Bir kez olsun hayatında, geldiğinden beri gözlemlediğimi söylüyorum. Şu kızcağızın yanında ol. Çünkü belli ki korkuyor. Destek ol. Yani dün geldiğin gibi hani hayır falan yapma. Günah. 30 tane yılanın içine girecek. Biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Evet, şu an her şey var ya, süper. O zaman 3'ten geriye sen say ve partnerin yanına git. Tamam. Biliyor musun? 3, 2, öyle gidiyor. Sayıyorum. 3, 2, 1. Hadi 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 hadi. Ne içten çocuk, bak hadi hadi Ömer diyor. Ömer çok içten bir çocuk. Ömer başka adamlar. Yılan nerede abi? Hadi hadi hadi. At. Ver. Sen al şunu bir. Bak şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Bekle. Çabuk çabuk. Gördüğünü ver, gördüğünü. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi gördüğünü versene. Gördüğünü ver. Gördüğünü ver. Şunu veriyor muyum? Vereceğim tabii ya. Lan bunu mu veriyordum ben? Nereden biliyorum? Bunu veriyordum. Çabuk iki oldu. Arkada galiba kit vardı. Bebeğim bir uyan. Bir kalk oradan. Kalk çekil. Ben şunu şöyle ittiriyorum. Aşkım. İt it, bir şey olmaz. Kalk. Helal lan. Çekil. Abi onu göremedin ya. Ah ben Tarkan'ın şunu kaldırayım mı? Kaldırabiliyorsan bak, kaldır. Bak bu geldi. Dilini aldı bu. Direkt dilini onu da verdi. Tamam kas kas. Ver ver Allah. 3,5 dakika mı sürdü? Oldu mu hocam? Okey, başladı süre. Ya, o rekor bizde galiba. Galiba kısa sürdü. Ben 55 skor diyorum. Hadi hadi. Hızlı hızlı. Ömer oyuna odaklanalım. Ne anlatayım lan? Hadi. Ha 4x 4x ha. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. Evet evet evet. Çok iyi çok iyi. Abi böyle bir şey çok olamaz iyi, çok ya. Iyi. Biz var ya, ben gerçekten bas, ben bas, nasıl bas. Yaşadım yıllarca ya. Güliz Alaturka pozisyonunda oynuyor bu arada. Oyuna odaklan alo. Oyuna odaklan. Kafasına sıkacaksın kafasına. Geriye mi gidiyor? Yakına sık önce yakına. Aynen aynen aynen. Aynen mezarcı aynen. Ya mezarcı. Sen var ya harbi mezarcıymışsın. Önce aa. Yakın önce yakın. Güzel. Mezarcı sen güzel. Hakikaten mezarcıymışsın dedi Güliz Hanım. E madem bravo. Bravo. Eline sağlık. Eline sağlık. Ben sana çok yardım ettim. Çıldıracağım. Mezarcı hocam bu kadar içten yorumlar yaptınız. Sıradaki çiftimizi şöyle şu tarafa doğru gelip anons etmek ister misiniz? Kim yarışsın istersiniz? Ne yarışıldı? Ben hemen bir yardımda bulunuyorum. Mesela ben, FF gibi. Şey, yardım. Ben o tarafı zaten söyleyecektim. Beyza ve Fatih Bey o zaman sahneye davet edin. Bravo! Yalancı Fatih! Cepetto'nun üvey evladı, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, iyimser. Ecenaz, hayatında daha önce daha yalancı görünümlü bir insanla tanıştın mı? Geçen bölümde bir şeyler oldu da bu bölüm temize çıkaracağım ya kendimi. Buna niye ne yalancı geçen diyorlar? Bölüm? Ben merak ettim. Yani neden? Ne yapmış olabilir ki? Çok tatlı, Papcım çok temiz yüzü. Sen bin maç attınız. Bak ne kadar tatlı. Yalan işte. Şaka aynı yere mi bakıyoruz ya? Ya sen çok tatlısın. Senin var ya. Seni var ya yeriz ha. Şeker var mı şeker? Sıkıracağım şapla akışa şimdi. Yok ya. Evet, o zaman hazırsa memnuniyetsiz Feyza'nın süresini başlatacağım. Hazır mısın Feyza? Çok hazırım. Hazır değilim, zamandan nefret ediyorum. Bir saniye Feyza Hanım, seyircimizden bir moral var. Feyza seni çok seviyorum. Honest, ya o benim partnerim ya, hayallerim yıkıldı. Feyza için 3, 2, 1, başarılar. Şimdi yüzümü asla asmayacağım sizin yüzünüz. Hep güleceğim buradayken. Ay! Bir dakika. Yapabilirsin, yapabilirsin. Aa, düştü mü Fatih? Al, al, al. Aldım, aldım, aldım. Sahilde altın yüzük kusura arıyormuş gibi ara bundakine. Aa, bu eski sevgilim değil mi ya? Bak pardon, sahilde altın yüzüğünü kaybettin. Tırnaklarını boş ver, ben yaptırırım. Ya. Ya. Yapma. Ya tam bir erkek, ya. Tam bir, ya seni. Aa, yeter artık be. Bak bak bak. Şurayı falan da mı aram? Alihan görsün de Alihan da yapsın böyle şeyler. Bak al 24 ayar altın gibi ara. Bak 24 ayar altın gibi ara bak. Senden başkası hızlıca bulabilir onu. Ya gel kendin bak, ara. Bak altın bayağı pahalandı. Hadi. Ya kibar kibar değil biraz daha hızlı hızlı hızlı. Ben de göremiyorum ama çok haklısın. Bak şuralarda bir şey hissediyorum bak. Sıcak 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 sıcak. Ya yemin ederim yok burada bir şey ya. Sıcak sıcak sıcak. Görene ki sıcak diyorsun görmeden hissediyorum, diyorsun. Hissediyorum hislerimi görüyorum. Ay hisle de sıcak denmez ki canım. O beyazın altını kazı bak. O beyazın altında galiba. İyice kazı. Ya yok yok. Tamam baş kere bak. Baş kere bak. Tamam kaybetme. Bak şu. Amcaoğlunun altını kazı ha? Ya amcaoğlunu nasıl kaldırayım ben? Kazı 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 bir şey olmaz. Bir çekilebilir misin lütfen? Öyle bakma anlayacaklar. Bir çekilsene ne olur. Ne olur bir çekil. Bir şey yapma bak çok tatlı ama bak çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Orası değil onu boş ver tam elinin altı. Bu mu? O değil o değil bak tam şu yeşillik var ya o yeşilliğin altında bak. Ya yalandan her bulduğun köşede oraya oraya diyorsun zaten. Hiçbirini... Totem yapıyorum tutmuyor ne yapayım şansım yok. Ah düşemez bak çok tatlı, çok tatlı. Bunun fobisi varsa sıkıntı. Çok tatlı. Ama çok tatlı. Ama çok beni tatlı. Beni alın vallahi anlayın.
Bir şey yok abi. Yeyso. Hırsıyorsan normal. Süperim. Güveniyorum sana. Direkt takır takır alacağız geçeceğiz. Çok uğraştılar ya. Çok ağlıyorlar abi, anlamadım. Hani böyle savaşa geliyoruz. Sen bunlar aşağı gelmiş gibiler. Arkadaşlar. Baba bir şey diyeceğim. Aşk veya savaş değil ki bu işin adı. Aşk ve savaş. Şimdi Kardelen Hanım yukarıda bir yandan da kalmasın istiyorum. 3, 2, 1, indik. Gidiyorum ben. Tamam sakin ol. Bak at ayağını. Yılana basma, ver. Önce bir parçalı ya. Ver 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 oradan. Tamam al. Onu da ver. Al onu. Al bunu ver, da. Ver. Tamam sıkıntı yok. Ara ara. Ayağınla değil, elinle elinle. Elinle. Kes seri seri. Lan sallasana. Kızım ulan. Sallayacak abi kumu, ne yapayım ben? Tamam diğer arka sağ tarafına bak. Gayet bak. Güzel dünya kadınlar günü. Tara 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 tara. Biraz daha bak onlara bak, beyaz bir şey gördüm. Adam tam taşmış. Gel gel diğer tarafa gel. Tamam çok iyi. Hızlı gir biraz. Lan olmaz oralar. Lan kumun altında ne iş veririz kızım. Tamam tamam. Kaç tamam. Tane buldunuz? İki mi? Üç tane bulduk. Bir tane var. Gir 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 gir. Her yere bak, yılanların altına bak. Yılanların altına bak birisi. Şu yılanın altına baksana, şu yılanın altına. Al bunu. Kızım al, tut tut, bir şey olur, yemez ya. Tut ortadan tut. Vay vay vay. Yemez ya. Böyle atarsan sıkıntı. Tamam diğer taraflara bak. Abi ben ne yapabilirim daha? Tamam çok iyisin, sıkıntı yok. Yok. Tamam diğer taraflara bak biraz daha. Şunun altına bak. Kafasından değil, belinden tut. İnce bak. İnce belinden. Kü hayatımda çok yılan. Aynen anasını satayım ya. Ece nasıl karışabilirsin? Geç şunların içine. Ben artık karışmamayı tercih ediyorum. Yanlış yönlendirmemek adına. Tamam tamam. Güzel. Nasıl? Varyum altını üstüne şuralara getirdim. Şuralara bak. O, orası. Şuralara bak. Al 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 al. Bir köşe al, al, kalmadı bakmadı. Abicim koydunuz değil mi? Eminiz yani bu reji. Ben de girebiliyor muyum içine? Hayır ama ya. Bence de şuralarda var. Sanki şunun içine koymuşlar gibi ama. O kadar zorlamazlar yani ya. Yok ben. O kadar zorlayacaklar düşünüyorum. Sandalyenin altına bak, şuralara bak. Köşelere baktım, ben tam ortaya bak Kardelen. Ha? Bence ortada bak. Oğlum ilk baştaki çok basit vurdu. Tamam. Bir kulağın bende olsun, tamam mı? Duyuyorsun değil mi? Bunların sanki biraz harika geçmişler. Sen her türlü sıfır değiliz bak. O yılan... Çıkarsan sıfırız. Amel defteri kapattı lan yılanı. Tutma canlı. Düşsene yılansın ve böyle bir ortamda duruyorsun. Yavaş at, yavaş koy yerine, aynen. Yerine koy, yerine koy. Tamam. Bundan al bununla. Bu büyük ama çok fazla bir yatıyor yatıyor. Sevimli kızım, Allah diye. Hala seviyor. Çok zor bir şey ya, söylüyorsun da ben de yapamam onu. Ben hatta girmem. Bir bak bakalım oraya. Hadi oraya. Kesin var mı bir şey içeride ya? Ya bir şey diyeceğim ama ya. Ya bence ayağının altında bak, beyazlık gördüğüm gibi oldu. Orayı bir değişsene lütfen benim için bak. Bak benim için ayağının altında ez bak. Tam ortasına bak o zaman. Aynen, ben yılanı ezmeyeyim. Bak. Sabaha kadar beklerim, hiç sıkıntı yok. 2 puan alalım yeter. Büyük bir şey zaten. Ha bak işte orada. Bu kadar. Al bunu, bunu. Bunu mu? Al al al, telefonu al, telefonu al. Gerek var mı? Yılana dikkat et. Tamam. Süre durdu. PUBG Mobile için süre başladı. Otur otur ha. Evet. Tamam yere yat. Yere yat, sıkıntı yok. Tamam. Düştüm. Bir dakika. Aşağıya düştüm. Sıfır puan. Güzel güzel tabii. Yani... Oğlum. Yıl. 50 tane kayıt tekrarı yapmışlardır diye düşünüyorum da. Ya bak bir dakika ya, bu kadınlar gününde özel bir program değil mi kardeşim? Şu an. Niye yeniden oynatmıyorlar? Ne? Niye yeniden oynatmıyorlar? Niye oynatmalılar? Niye? 5 saat uğraşmış yani kız burada. Ne için ne bileyim. Ya bu tarz çekim hataları çok... Efendim? Ya bunun için mi uğraştı hakikaten kız o kadar yani? Aynen anasını satayım. Ne gerek? Harbi kim yönetmiş ya burayı? Bak ben... Atıyor artık benim o damar gene atıyor arkadaşlar. Allah'tan biz bu organizasyona gelen davetleri kabul etmemişiz. Sıkıntı çıkarmış yani. Yere yat, sıkıntı yok. Tamam. Düştüm. Bir dakika. Aşağıya düştüm. Elimden bir kere yılan ayağının üzerinde dur. Ya yılandan bir şey olmaz şey artık ya. Ver bana. Elimden gelen en iyisini yaptım. Ya sıkıntı yok kızım ya, ne olacak? Hiçbir şey yok. Kocaman bir alkış kardeşim. Ah lan üzüldü kız. Kadınlar gününde üzdüler. Oğlum kadınlar gününde niye böyle bir şey yapmışlar ki? Kadınlar gününde yılanların içine atmak ne? Ya hadi orada güç müç falan ne bileyim. Hadi onu ona yorumla. Zaten bunu kanıtlamalara gereken bir şey yok ya, nasıl satayım. Her zaman güçlüler zaten. Bu kim ya bu? Ozan bir bilgin var mı? Kim bu? Bunu organize eden, bu organizasyonu yazan, çizen, yöneten? Kanka valla
Yönetmen kim bilmiyorum da ajans belli zaten. Kanka işte. Hangi ajansa ben yokum ya. Ben söyleyeyim. Ben net söyleyeyim yokum yani. Çok da ihtiyaçları yoktur büyük ihtimalle bana da. Harbiden yokum. Böyle bir saçmalık mı var ya? Ne gerek var? Kızın ya şurada canlı. Şimdi bak. Organizasyonu ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Organizasyonu bu kadar ciddi yapıyorlarsa eğer ilk programda olanlar tamamıyla fasafiso. Ben bunu size söyleyeyim. Eğer madem bu kadar ciddilik var. Herkese eşit şartlarla ilerleniyorsa fazlasıyla bir fasafiso var. İlk organizasyonda da anasını satayım. Birine farklı muamele oldu. Diğerine farklı muamele oldu. Diğerine farklı muamele yaptı. Herkese farklı muamele oldu. Birisine daha fazla elektriği verildi. Birisine daha fazla oradan dön buradan döndü. Birisi direkt elini kolunu sallayarak gitti döndü. Birisi eliyle koydu 3-4 kişi. Diğeri eliyle koyunca sen niye elini koydun muhabbeti döndü. Ya vasat. Vasatın üstü de değil. 6. Çok uğraştı. Benim merak ettiğim bir şey var. Onu açıkladılar mı? Ne? Neden All Star? Yani... Onun mantıksız zaten. All Star'ı biz çok sorduk. Şöyle bir olay var. Yeysu biliyorsun bir önceki programı şampiyonu. Aynen. Ve yanında da bir arkadaşı vardı. Çift olarak bir şampiyon oldular. Şimdi bir şeyin All Star olması için arkadaşlar ya getirdiğiniz bütün yarışmacıların laf atmıyorum kimseye. Herkesin All Star olması lazım. Ama All Star olabilmeleri için de öncelikle All Star'ı kazanmaları lazım. Bir defa olmuş bu olay. Yani çok da kafa yormamak lazım evet ama bu kadar ciddi girmişler bu işe. Bu kadar profesyonel olay olduğunu söylemişler. Böyle bir şey ise bu kadar yapamamış lazım. All Star mantığı değil mi abi? 7-8 sezon olmuştur. Şampiyonların hepsini toplayıp 7-8 sezondaki yarışmaya tekrar sokmak. Şampiyon ve göze batanlar. Ya da göze batanlar aynen. Evet. Mantıklıdır yani. İkinci sezonda All Star. Ben beğendim abi. Üçüncü yani... sezon All Star. Aynen. Üçüncü sezon da herhalde öyle olur. All Star 2. All Star 2 daha iyi abi. Ya bence vasat. Ben size söyleyeyim. Vasat yani. Vasatın üstü. Vasatın üstü abi. Ben söyleyeyim. Önce Kardelen minik bir talihsizlik yaşadığı için evet. Maalesef sizi anons etmekte geciktim. Dal onun için daha ihtişamlı bir anons bekliyoruz. Hak ettik evet. Maalesef yanımda lokumlar mı acaba? Ve yukarıda da partneri Buse var. O zaman üçten geri Ahmet. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Hadi yavaş. Korkma. Aşkım, var. Aşkım. Bak, oraya da bak, sonra da bak. Şimdi. Arkalara bak, birazcık arkalara bak. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Döndürme ben kızı Bulat, döndürme. Yani. Korkma, birazcık daha eşele. Eşele bak. Asla kanka. Şuna baksana. Taşların altına bak, taşların altına. Bak, orada bir beyazlık var. Yok, o değil. Köşelere baksana. Köşelere bak, köşelere. Köşelere bak. Kapadığım yer kalmıyor. Buldun mu? Harikasın. Aşkım. Ha devam. Aşkım. Süre buldum durdu PUBG Mobile'a başladık. Aşkım. Gel ben de olurum. Yere yat. Unutma. Yere yat. Aşkım. Harbi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir yandan da neye cringe oluyorum? Burada kızla hiçbir alakası yok bu arada bu dediğim ama genellikle bu tarz organizasyonlarda kim alınırsa kim gelirse gelsin çoğu kişi bildiğiniz üzere PUBG Mobile'le alakası olmayan insanlar oluyor. Olsa da Mobile'den alakası olmayan insanlar oluyor like me. Ama en azından biz nedir ne değildir biliyoruz neyin ne olduğunu. Bu tarz olaylarda editleyen kişi kimse oyunu editleyen insan vlog'u editleyen insan bu arada. Yani vlog diyorum. Nasıl diyeyim? Bu nasıl açıklayayım? Programı editleyen kişi. Programı editleyen kişiye oyunu da editlettiriyorlar. Programı editleyen kişiye oyunu da editleyince o kişi de oyunu bilmeyince. Şimdi burada şimdi oyunu bilenlerin burada damarı patlıyor mesela. Aşkım! gel ben de olurum. Yere at, yere at. Ne gerek var anasını satayım bunu koymana ya? Tam ekrana şunu al, 2 dakika bekle. Tam sıktığı yerleri gösterdi yani. Şimdi şöyle bunu neden diyorum? Çin tarafı, teşekkür ederim bu arada Sıla abone olduğun için. Çin tarafı hiç bunun yani farkında değil. Çinliler de mi acaba bu oyunu böyle bilmeyerek oynuyor? Ben de anlamıyorum. Yani ya da bu olay bir onaydan geçiyordur. Onaylanırken bunlara neden dikkat edilmiyor? İnsanları kötü göstermek için yapılmış diyorsunuz. Yani aslında o değil. Yapan kişi de bunun farkında değil. Onaylayan kişi de bunun farkında değil. Madara oluyor ve bu sefer de dışarıdan izleyen hani bu tarz etkinliklerin yerine abi bize uca yollayın ne gerek var banımı kaldırın diye kitle de bunları görünce efsanevi bir şekilde dinçliyorlar oyunu. Ya ben bilmiyorum ya çok az çok hata var ya da ben çok fazla detay düşünüyorum bilmiyorum.
Yani bu ama her zaman oluyor. Açın bundan önceki bütün programlara bakın. PUBG Mobile'ın. Hepsinde bunu göreceksiniz. Gameplay'lerinde hep böyle. Bizim olan gameplay'de neden böyle değildi mesela? Ben onu size söyleyeyim. Çünkü onu ben girdiğimiz olayları şey diyorum. Cringe olmasın diye diyorum ki Alihan editlesin bunu. Alihan'a ekstra bir masraf çıkıyor. Ya da diyorum ki ben öderim Alihan'ı. Bir sıkıntı değil. 10 TL'lik edit yapmaktan iyidir. Alihan'a yolluyorum. Alihan da tak 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 bebek gibi akıcı bir şekilde editliyor. Zaten orada insanların amacı burada şey değil. Fatih birincisi gibi oynaması değil anasını satayım. Unutma. Yere yat. Aşkım. Oha. 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 Kanka. Mesela hocam. Çok yanlış oldu. Hocam. Yanlış oldu. Oha. Aşk ve yavaş. Aşk ve yavaş. Arada kaldım kanka. Hey. Arada kaldım. Tara tara tara. Aşk ve yavaş. Hadi evlat. Hadi evlat. ne yaptın? Ne yaptın? Hadi. Sakin ol. Evet. Bence o bitti bir daha başladı tara. Baştan. Hayır 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 öyle bir şey yapmadı. Öyle yapma şansı yok ki. Bir nefes ver, nefes ver be. Ya bir şey yapmasan gene iyi değil. Ben geldim. Öyle şey yapma. Yapamıyorum yoktan. Emin ol eli ayağı titriyor. Kamera yakından alırsa eli ayağı titriyor şu an. Çok da güzel yapıyor şu an. Bence bir içinden geçiyorum. Süper devam et. Kanka yemin ediyorum bir titriyor öyle bir titreme yok. Yerine Muse. Ben gerildim. Yavaş yavaş bak yılan üstüne atladı. Bak 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 sakin ol. Sakin ol yılan üstüne atlıyor. Bir şey yok hayır bir şey yok. Sakin ol. Telefon ver telefon ver. Ben kimlerle savaştım bugüne kadar neleriyle Sakin ol. Bitti mi? Bitti. Orada bir laf söyleyelim ki kesildi. Arkadaşlar birinci belli ikinci kim? Aman ben iyiyim burada ya. Ben de sandım böyle yılanlar dolanacak. Yalan dolan arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Birazdan diğer final yarışmacılarımıza devam ediyoruz ulan Feys. Evet, finale doğru yaklaşıyoruz. Şimdi son çiftimiz bizimle Ece ve Kerim. Alkış. Oğlum öyle diyorsunuz da gene anasını satayım bir tık enerjik atmaya çalışmış. Bula da baksana iki cümle bile kurmamış anasını satayım. Anlamadım partneri Bulat mı yoksa başka birisi mi? Ha, harbiden enerjik atmaya çalışmış bir şekilde onun da enerjik atma şekli bu şekilde. Yani arkadaşın da hayat vizacı bu şekilde. Yani ne yapabiliriz? Bulat iki cümle söyledi. İkisinden bir tanesi de bilmiyorum yani... İki kelime söyledi ikisi de aşkım. Bulat da mı aşkım diyordu? Abi, pas geçer mi ya? Abi yürüyen cenaze harbiden. Yani bir enerji yok olayda. Bu etabın son yarışmacıları. Elenecek ismi belirlemek için muazzam bir fırsat. Bu hafta elenen birisi var değil mi? Doğru. Bir saniye bir seyircimizin Ece ile ilgili bir düşüncesi var. Ece abla seni çok seviyorum. İnşallah sen kazanırsın. Ben hadi de be. Seni bir daha verdim. Kanka. Oğuz önce başka birine seni çok seviyorum demedi mi? Ben seni seviyorum bir daha verdi. Muhtemelen Ali söylettiriyor ya. Bir seyircimizin Ece ile ilgili bir düşüncesi var. Ece abla seni çok seviyorum. İnşallah sen kazanırsın. Ben hadi de be. Seni bir daha verdim. Kanka. Bir saniye. Ben buyurun. De seni seviyorum. Hüda verdi. Bu arkadaş her gelene seni seviyorum diyor ya. Hemen ver payını. Hayırdır kardeş. Gönlün her gelene. Abla dedi ama. 2, 1, haydi Ece! Yılanlara basmayın erken. Dikkat et. Yılanlara şey yap. Önce şeyi ver, sağdakini ver. Sonra büyük olanı ver istersen. Hangisi rahatsa, çabuk. Hızlı hareket et, hızlı hızlı hızlı. Ver. Yemin ediyorum yılanı çıkardı. Ver, ver sandım bir an. Yılanlara dokunma. Yılanlara boş ver. Yılanlar bana dokunma. Önce yılanların altına bak. Önce yılanların altına bak. Önce yılanların olduğu yere bak. Diğer tarafları yılanların olduğu yerlere bak. Yılanların ay geliyor. Aynen bir şey olmaz. Boş ver, ısınmaz onlar. Bir şey değil mi? Yılandan hayatta korkmuyor bak. Sağla sana. Biraz daha sağa doğru şey yapsana. O koyduğun yılanın altına falan bak. Camın kenarına doğru. Ece. Sarı yılanın altına baksana. Neler olsun? Ooo çok hızlı buldu. Yani, çok hızlı buldu. Ne diyorsun ya? Yılanlara bakma dikkat et. İlerle. Sola doğru git biraz. Yatmıyor. Ama elleri kumlu da yapmıyor. Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Selam Suski'cim. Neredesin ya sen? Nasıl neredeyim abi? Buradayım abi. Lan bebe gelsene izliyoruz burada bak. Tam senlik programlar tamam, var. Tamam izliyorum işte izliyorum. Tamam izliyorum. Sen kaçırdın ama Bulat abini. Yok izleriz abi ya. Yayından da bakıyordum. Ha şimdi diyorsunuz ki chatte kız oyun oynamayı bile bilmiyor. Orada nasıl yatılsın falan yazıyorsunuz. Görüyorum. Kanser oldum iki dakikada. Şimdi bu bu kızın mı suçu? Ben buna tekrardan bir
Ne gerek var bu sahnelerin koyulmasına? Yemin ediyorum Çin tarafı ne diyor anasını satayım? Oyunu ne kadar kötü gösterebilirsiniz? Ne kadar kötü bir organizasyon yaptığınızı bize kanıtlayın mı diyorlar? Ben onu anlamadım ya. Ben Çin tarafı izlemeden onaylıyor. Çin tarafı izlemeden mi onaylıyor anasını satayım bunları? Olsun ya. Yılanlara basma, dikkat et. İlerle. Bunu bu sahneyi koymasına ne gerek var? Ama elleri kumlu diye yatmıyor. Yat yere. Gyroskopu kullanmayı unutma. Kerim ne yapalım? Ellerine püf mü diyelim? Önünde bir şey var. Sakin. Aa, bak şimdi atlıyor. Mesela bu sahneyi direkt bu şekilde de atlayabilirlermiş. Ben bilmiyorum. Kızlık hiçbir suç yok bu arada burada gene. Dediğim gibi yani organizasyonu alıyorsan sen bu arkadaşları daha fazla izletme mentalinden belki diyorsundur. Fenomenlerdir. Odur budur. İşte takipçileri fazladır. Buna benzer bir şekilde gidiyorsun. Yani enerji katacağını düşünüyorsun. Ama madem bunu yapıyorsun da bunlara da bu konularda bence yardımcı olunması lazım. Mesela bu kız da bence burayı izlerinde neden bu sahneyi koydular diye düşünüyordur. Bence. Çünkü büyük ihtimalle. Daha altına gelecek yorumlar. Ya dünya kadınlar gününde daha ne kadar. Ben çok mu giriyorum ya işin içine acaba Şafak Bey bilmiyorum da. Çok girmesek gel, mi acaba? Gel tadında. Bir izleyici gibi yorumluyorsunuz. Yani bilemiyorum. 70 yap yeter. Tamam. Jiroskopu kullanmayı unutma. Ben sana güveniyorum. Tamam. Dürbünü kapat yaklaştığına. Mermini değiştir. Okey. Çok iyisin. En mantıklı motivasyon da senden geldi bu arada. Jiroskopu kullanmayı unutma. Çok iyisin. Çok iyisin. Yakındakileri dürbünsüz, uzaktakine dürbün açıyorsun. Sakin. Ses ileride mi gidiyor? Geriden mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Anlıyorum. Anlamaz mıyım ya? Al bir şey iç. Hararetlendin. Teşekkür ederim. Anlıyorum. Jiroskopu alması lazım orada. Olur. Yeter. Önemli değil. Canım. Jiroskopu almak. Bitti mi? Bitti. Kiral, bel ağrım var dedin. Benle taş kağıt makas yapmayı kabul etmedin oraya çıkmak adına. Senin yerine yürekli bir hanımefendi arkadaşım, çok da yakından tanıdığım bir arkadaşımız Ejenaz. Evet. Benden daha iyi tanıyorsun. Elle temasını kes, evet. Eyvallah, kusura bakma. Siz de biliyorsunuz ki bugün biz de Kayseri'ye pastırmayla geldik. Ejenaz bizim konuğumuz. Ve şimdi çok büyük bir cesaret timsali örnek. Kendisi yılan dolu fanusa girecek. Bravo Ejenaz! İyi ki varsın Ejenaz! Biz kimiz ulan Ejenaz? Ne hissediyorsunuz sevgili Ejenaz Hanım? Ali Bey, şimdi ben de farklı bir deneyim yaşıyorum. Bilmiyordum buraya gireceğimi. Bana bu söylenmemişti. Ama burası PUBG Mobile, Aşk ve Savaş, All Star. Burada her şey olabilir Ali Bey. Burada her şey şu an oluyor. 3, 2, 1, indirelim. Ejenaz zaten dünyanın en büyük yılanıyla aynı ekipte değil mi kardeşim Enes Patur'la? Aynen. Boş verin. Enes Patur çatır çutur abimle. Ay çocuklar bir dakika. Ali Bey, neden aynen gidiyorsunuz? Şey, neden ben size kutu kola veremiyorum buradan, herkesin işini verdiği gibi? Hala bak orada ne işler çeviriyor. Bizi de sevgili falan zannedecekler anasını. Seni yok ettireceğim. Buraya gel. Bırak arkadaşımla oynuyorum ya. Görüş diyeceksin lan bir daha o çocuklar. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Şöyle vereyim. Sen hani yılanlardan korkuyordun? Ne oldu? Niye nenem gibisin? Şu an daha bana gelmediler çünkü. Ay, ben aldım biraz etrafa bakacağım. Şiş. Çocuklar bir dakika. Kimse kimsenin üstüne basmadan. Heh, hadi bakalım. Kızlar. Kızlar, ne yaşadığınızı anlıyorum kızlar şu an. Nerede olduğunu nasıl biliyorsunuz? Bir şey diyeyim, böyle tırnakları kazıyor. Ben kötü atlan oluyorum beni ya. Atlan. Aa! Nasıl? Çok çabuk geldi ama ben. Çok çabuk buldum ama çok çabuk buldum. Tam böyle seni şey yaparken. Seni yarıştırıyor musun her zaman? Böyle olmaz. Bitti, bitti önüme yani. Önüme çıktı yahu. Bir tane elimi almam için bir alkış isterim. Tamam. Bir tane elimi almam için. Bunlar çok korkmuş. Bence elini almışken boynuna da dolarsın. Nasıl? En büyüğünü aldı. Kanka en büyüğünü aldı. Nasıl ya? Ahmet Bey, yılan tutabilir miyiz? Evet. Bir buyurun. Şey söyleyeceğim. Ben de deneyeyim mi? Çok da güzel hayvan ya. Gerçekten denemek istiyorum. Abi, yılandan korkan yok mu? Siz hepiniz çocukken yılan mı beslediniz? Cidden ben çok korkuyorum benim ya. Benim sevgilim, benim bir eski sevgilim vardı. Sürekli çocuk durup durup bana şey derdi. Yılandan korkmam, yalandan korkarım. Burada benim yalancı olduğumu söylemek istiyor herhalde. Ece, mesaj vererek. Yılanla göz göze gelme. Niye? O sıkıntılı bir yılanmış aldığım bilgiye göre. Değil değil, bir şey yok. Vallahi şaka yapmıyorum, göz göze gelme. Bir koyar burnuna yapışırsın. Koyar mı? Gelme gelme, göz göze Mesut gelme. Mesut beni korkuttun şu an. Hadi in bakalım bebiş. Sevgili dostlar, hazırsanız az önce oynadığınız yılan oyununun puan durumunu size açıklamak istiyorum. Birincimizi açıklıyorum. Helal. Nasıl ya? Çocuğum ilk de aldı değil mi? Hadi birinci be. Çıkan kimdi? Yine onlar değil mi? Yeniden Yasin ve Deniz birincimiz oldular. 35 saniyede etabı bitirerek birincimiz olmuşlar. Mesut Başkan, hemen ikinciyi açıklayalım. İkinci çiftimiz, madem birinciyi duyduğunuz heyecana gerek kalmadı, Furkan ve Buse. Aferin.
tamına 1 dakika 35 saniye. Üçüncü çiftimiz Kerim ve Ece. Dördüncü çiftimiz Ömer ve Güliz. İyi geri kurtarmış Ömer'i bu hafta. Saniyeniz tamı tamına 2.14 saniye. Beşinci çiftimiz Batuhan ve Kardelen. 5.5 dakika. 6'da Fatih ve Feyza maalesef biliyorsun. Nasıl olur ya? Feyza talihsizlik şey ya. Yaşadı ve tamamlayamadı. Feyza bana şöyle bir teklif sundu. Dedi ki Fatih, benim hatamı telafi edersen bu maç win alırsan seninle akşam yemeğine çıkarım dedi. Oo. Böyle bir şey doğru mu? Evet, ben de duydum. Açıkçası. Ben de duydum, şahidim. Feyza Hanım, sizin için savaşacak bir partneriniz var. Bence bu sözü Tantuni'den ziyade güzel bir sushi ve şarapla taçlandırabilirsiniz. Bence artık yavaş yavaş oyuna geçelim de bir parmaklarımız konuşsun ki PUBG Mobile'de ne kadar efsane olduğumuzu bir kere daha gösterelim. Öyle değil. Normalde 6. puan yoktu, bir puan verdiler. Nereden biliyorsunuz oğlum? Böyle bir lise mi dağıttı? Yok, geçen hafta da bir puan aldı. Hangi haritada yarışacağız Sayın Kirve? Sunhawk haritasında yarışacağız. Az önceki Faunus'ta gördüğünüz gibi gerçek bir yeşillik alanı, yılanlarla dolu bir harita. Herkes süründüğünden ötürü yılanlarla dolu dedim. Pekala Ecenaz Hanım, siz de müsaitseniz eğer 5 dakikaya bir yere kaçmayacaksanız oyunumuza yavaş yavaş başlayalım mı? Evet Ali Bey. Ecenaz, unutmamamız gereken bir şey var. Bu bölümün sonunda bir çift aramıza veda edecek. Belli bunun ilk kere tekrarı olmuş. Camları sıkılmış. Belli böyle buralarda bir elini tekrar camlar sıkılmış. Kırtasında oynamaya Mezarcı Hocam'ın da desteğiyle başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa, atlayacağı noktaları da belirlediyse. İleri sardığım yerde mi diyordu? Oğlum şimdi ileriye sardırdığım için benim canımı sıkmayın. Şansları gerçekten bol olsun. Şimdi ben burada konuşursam... Lütfen konuşun. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. İşte Payinan'a doğru Yesuo atladı Kardelen'le birlikte. Bootcamp'e doğru Blood Rapper atladı. Keyiflerine bakıyorlar. Şaka yaptım tabii ki. Ne diyeyim, böyle mi anlatayım? Oo, burada bir kargaşa var. Hemen bakıyorum. Başka öyle diyormuş lan. Bölgesine doğru. Koskoca Sunhawk haritasında var ya. Şu denklemler ne diyormuş? Ya. Başta bu arada Payinan puan diyormuş en çok atladım ya. Yani ilk savaş orada olacak. Çok bağımsız noktalara atladılar değil mi? Kesinlikle. Burada Yesuo birini gördü ve Feyza'yı indirmeyi başardı. Bir tık Fatih arkadaşını satmış olabilir. Fatih ayrılma kızın yanımdan. Sen nereye gidiyorsun? Fatih. Yerde ve takım arkadaşı kaçtı gitti. Ve ilk kill Yesuo'ya yazıldı. Moral yatmış bekliyor burada. Kardelen ve Yesuo tehlikede. Bir evin içinde sıkıştılar. Bu kötü olmuş. Ben Berkay'ı tanıyor musun? Ben Legolas'ın burada zor durumda olduğunu bildiğim halde bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Hangi Berkay'ı tanıyor? Nasıl diyelim? Hayır. Çok güzel, çok güzel bir sprey. Karşı rakip tepki bile veremedi. Arkadaşını aldırıp kaldıracak mı derken oradan spreyi gördü ve evet. Ne oldu? Yesuo ve Kardelen çok kötü bir şekilde sonuncu oldu. Yesuo ne peki? Ne bileyim, bu programda isimleri hatalı okumak diye bir şey var herhalde, anasım satayım ben anlamadım. Bunlar da Berkay diyorlardı. Bunlar da Berkay diyorlardı. Bunlar arkadaşımı kaldırdı Legolas. Bunlar ki bilmiyorlar anasını satayım Yeso'nun Yeso olduğunu ya da Furkan'ın da Furkan olduğunu. Olayı kaldırıyor. Ya ama burayı başmıyoruz kardeşim. Partneri yarı yola bırakıyoruz. Ama şey yok bu arada. Nasıl tutamıyorsunuz? Siz birbirinize çok destek çıkıyorsunuz, burada görüyoruz. Ayarlardan alabilirsin. Ben öldüm. Ayarlardan aç. Silahı eline al, geri bırak. Kaldı. Ne, öldü mü? Çok ölürse çok üzülürüm. Ay. Hayır. Hayır. Tutamıyorum. Gitti. Şunu kaldırma. Yani ayar bozulmuş. Büyük ihtimalle ayarlarında bir problem var. Ve Lola'yı kaybetti. Olsun, ve hanesini Yesuo'ların bir kill yazıldı. Kral, biz yanlış söyleyince anamıza bacımıza sövüyorsun. Bir kere düzeltmedin benim adım Yeso diye. Abi ne yapayım daha? Hani herkes farklı bir şey diyor. Hani düzelmiyor ki. Bu
Ve derken Sevin burada hemen Ece'yi naklamış durumda ve kilini de çekti. Hanesine bir puan yazdı. Mezarcı hocam. Ben de. Ne kadar kesintisiz ve hızlı bir oyun deneyimi izlediğimizin farkındasınız değil mi? Evet kesinlikle. Neden olduğunu biliyor musunuz? Neden? Turkcell Superbox sayesinde. Oo. İletişim sponsorumuz Turkcell'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Turkcell. Harcı nereden geliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yunus musun? Legolas, özür dilerim. Legolas Fatih'i gördü ve vurdu. Ay. Çok kötü oldu. Yine mi sen ya? Senin yüzünden yemek gitti. Abi yemek gitti ya. Ama yol alırken çok güzel gidiyor. Arkasından gördü ve de... Legolas sonunda bir saattir yan yana pustular ve Legolas oradan bir kill daha aldı. Ve yoluna devam ediyor. Legolas'a 4-5 olmuş Bloodraper'da. Hala 0 ve Bloodraper alana doğru gitmek için son 9 saniyesi kaldı. 8 saniye sonra alan gelecek ve alana 55 metre uzaklıkta. Şimdi burada çok fena bir savaş daha var. Olacak değil mi? Ay. Aynen. Morelli bu tarafta gördü. Legolas da kafa kafaya ve Morelli aldı Legolas'ı. Sürüm mü atacak? Bu Lego için çok iyi oldu. Kerim mesela bu... Alana girebilecekmiş mi? Alana çok rahat girebilirdi. Önde hiç kimse yoktu. Girmemeyi tercih etti. Burada kit ben basıyordu. Ben kerime dedim sen depresyonda mısın? Büyük ihtimalle melek tek kaçıracak ve tek atacak. Yanlış oynadı. Eline sağlık. Çok kötü. Kerim öldü kötü değil mi? Kerim öldü. Savaşmadan Kerim değişik bir taktik denedi ama olmadı. Şarjör değiştirmesi gerekiyor. Unuttu. Birazcık unuttu. En çok leş yapan mı kadar? Büyük ihtimalle ölecek Bloodraper. Bloodraper ikinciliği aldı. Birinciliği alan Morale ve Gülizar. Evet, Kerim Kerem'e de. Hani birinci, ikinci, üçüncü çok değişti aşağı evet, derecede. Evet, evet, evet. Çok sürpriz bir sonuç. Sürpriz bütün bir dengeleri sonuç. Değiştirecek. Kral seni görmemişim, kusura bakma. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Mesut? Eyvallah. Biraz sıkıntılı durumlar var, sen de biliyorsun. Sen de paylaştım az önce. Acık stresliyim, o kadar. Acık. Bana bu stresini paylaşır mısın? Maalesef henüz paylaşamam. Çünkü... Birazcık çetrefilli ama bir soluma bir sağıma danıştıktan sonra paylaşabilirim. Pekala. Bir canazcığım. Mesut'cum. Şimdi böyle bir durum var. Sen puanını kime verdin? Tamam. Bana elinle göstermen yeter. Hocam sana da göstereyim durumu. Çok küçük kanka. Böyle bir vaziyet var. Ha tamam. Ecenaz Hanım da böyle bir vaziyete soktu. Nasıl ya? Verirsem çok değişik şeyler olacak. Ben karışamam. 5 puan senin. Benim 5 puanım olsaydı puan bam diye buraya yapıştırmıştım. Ben senin dediğin yere yapıştırmayacağım. Ben bam diye buraya yapıştırıyorum kardeşim. Ne oldu Ömer? İşte. Bunlar niye göre puan veriyor Cenaz Bey? Emin miyiz? Kendi çok özel puanları var. Büyük ihtimalle bir beraberlik var bence. Sadece ortada. Soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Ya. O kadar ondan sıkıntılı olabilir. Bir durum var ki. İpin ucundasınız. Bak ipin ucunda 3 takım var. Ben de mi? Bir dakika ben de mi sen de mi'den ziyade bence artık sevgili Tencent Games ülke müdürümüz Aras Şenyüz'ü buraya davet ediyoruz. Oyunun reklamı mı geliyor? Nasıl puan? Şöyle minik bir kusurumuz vardı. Ecenaz arkadaşımız şöyle bir hamle yaptı. Mezarcı Bey böyle bir hayır. Hamle yaptı. Yine değişen bir şey olmadı. Yarışmacılarımızın haberi var mı? Yok. Şu an yok hocam. Yok. Birinciyi siz açıklayın en azından. Birincimiz Yasin ve Deniz. Bunu biliyorduk zaten. İkincimizi siz açıklayın. Birinci 41 puanla puanları da söyleyelim. 41 puanla. Ecenaz'cığım sen ikincimizi açıklamak ister misin? Çok iyi açıklar ikinciyi. İkincimizi ben açıklayayım o zaman. Ömer ve Güliz. Abi Yason 2 kilo var 3 kilo olarak mı gösteriyor? Neresi ya? Yok oğlum öyle bir şey. Tam da zamanında durdurdun abi. Heh. Niye? Çok kötü duruyordu. Yüz olarak. Aa. Hani birinci, ikinci, üçüncü çok değişti aşağı evet, derecede. Evet, evet, evet. Yo, 2 gösteriyor. Güneşi var. Çok süper. Tamam. Ekibi. Hani birinci, ikinci, üçüncü çok kili var. İki, Yusuf'un iki kili var. Üç gösteriyor. Fatih de aynı puanı veriyor. Öyle elimi yap. Sonda üç mü? İkincimizi ben açıklayayım o zaman. Ömer ve Güliz. Sonda nerede ya? Ha Legolas abi kaldıramadı ya. Üçüncü. Evet. Onu saymışlar galiba. Nasıl ya? Of, sonu bana bıraktı. Tam Legolas ama Yeysi abi görülmüştü. Legolas kaldırmadı. Ondan sonra o kill Yeysi gitmişim. Normal bir şey bu. Yok gitmedi. Çok kötü. Yeysi abi görülmüştü. Evet. Gitmiş. Abi ayardan dolayı kaldıramamış. Muhtemelen o yüzden kaldırmış olabilirler. Hayır ya öyle bir şey mi var? Üçüncümüz sevgili Kerim ve Ece çiftimiz. 22 puanla
üçüncü oldular. Bak şimdi, bak şimdi. Ve onu niye saymadılar? Mezarcı Bey'e dördüncü açıklaması için kartı verdim. Kayıtlarda var. Onunla diyorlar. Şöyle bir şey var. Fatih Feyza ve Batuhan Kardelen. Ben hangisi gidiyor? Ben hangisi gidiyor? Kalpten gideceğiz artık, şimdi, açıklansın yani. Şimdi puanlarınız, kalpten gideceğiz. Puanları açıklayalım. Fatih ve Feyza'nın 19 puanı var. Batuhan ve Kardelen'in de yine 19 puanı var. Bak şimdi. Normalde 14-14'tü. Mezarcı Bey 5 puanını kime verdi? Fatih ve Feyza'ya verdim. Cenaz Hanım kime verdi? Ben de Batuhan ve Kardelen'e verdim. Ve eşitlik yani oldu. Bu durumda killere bakılacak. Şimdi killere bakacağız. Pekala hocam. Killeri açıklayalım. Fatih ile Feyza 3 kill. Batuhan ile Kardelen 3 kill. Evet. Bak şimdi. Ya lütfen artık. 3-3-6 tamam. Ciliği alan Morale ve Gülizar ekibi. Buraya iki almışlar. Daha farklı sıfırlar. Burada herhalde o bir ara birini kaldıramıyor edemiyor falan filan bir şeyler oluyor herhalde. Ama burada Fatih'lerin sıfırleşi var. Sasuke abimin dediği gibi herhalde değil mi Sasuke? Aynen abi, hayırdır abi. Ha geçen haftaki de ki değişti o zaman. O zaman öyle abi diyorlar. Sasuke. Önceki oyundan da sayıyorlardır. İki gün. Sasuke bundan sonraki açık savaşı seni koyacağız. Abi gitmem ki. Niye lan? Geçen haftakinde dahildir ya. Geçen hafta ben o kadar şey almıştı. Evet. Bunları açıklayalım. Fatih ve Feyza'nın 14. Zaten bu puanlar da onların üzerine eklenen puanlar değil mi? Aha onların üzerine eklenen. 14-14'tü. Batuhan'la Kardelen 3 kill. Evet. Bak şimdi. Ya lütfen artık öleceğim burada. Evet. Niye beni çağırdılar? Birinizi seçelim diye. Yapmayın, İkisini de burada bırakırız. Ya. İkisini burada bırakırız. Cidden. Bu sefer All-Star olmuş. Evet. Acayip mücadeleler. Müthiş değil mi? PUBG bence mükemmel. Yetenekler. Herkes çok zorlandı. O yüzden normalde bugün bir yarışmacı çiftimizi. Yeisu 2 kill çekti. Bakarım ben şimdi ya. Ben anlamadım muhabbeti, anlayacağım ama şimdi. Olacaktık. Tabii başında da anons ettik hocam. Ettik ama Rusalsın. Ben diyorum ki bu iki çifte bir program daha kalmayı hak ediyor. Fatih'in havada kaldı lan. Çok güzel. Yani ne oldu şimdi? Herkes burada. Ali Bey kaçtı. Hocam buradayım ben. Önümüzdeki programa bir çift değil iki çift veda edecek. Bir dakika be arkadaşlar. Biz niye bunu Yeis'e sormuyoruz? Yeis niye bunu bize söylemiyor? Onu anlamadım. Onu geç. Bekle. Burada Yeis baymıyor mu zaten? Feyza'yı indirme. Tamam bir kill'i burada alıyor. Yeis'u burada ikinci rakını alıyor. İçine sıkıştılar. Bir dişi var zaten. Bu kötü oldu. Flo oynar kalın. Hayır. Ay, çok güzel. Çok güzel sprey. Tamam geçen haftanın kill'i, geçen haftanın kill'inden sayılıyor o zaman. Aynen, yok yok abi yok. Geçen hafta kill almadı mı oğlum Yeis'i o? Nasıl geçen hafta? Ya ilk bölümle abi, ikinci bölümü birleştirmişlerdir. Biraz daha ilerlet abi. Karşı rakip tepki bile veremedi. Yeis abi kaç kill'de ölüyor? Bir de nak'tan geliyor, iki kill oluyor. Yeis. Muhtemelen geçen hafta zaten Fatihlerin kill yok ki bu hafta. Geçen hafta da bir vurdular. E tamam. Geçen hafta 3 kill aldılar diyorlar. Birisi de 1 diyor. Fatihler 3 kill almıştır. 3'e 3 oldu ya. Fatihlerin kill yok ki bu hafta. Aynen bu hafta killleri yok. Neden 3 sayılıyor mesela? Demek ki geçen haftadan. Aynen. Bu işte. Benim sadece tek dediğim yer şu başta o bir hani sonuca bir puan vermiyoruz dedikleri bir yer var mı? Öyle diyor çünkü chat beni ondan işliyor. Yok geçen hafta Kerimler sanırım sonucu olmuştu. 1 puan aldı. Hayır yani, burada diyorlar ki bu programda puanlama sıralı. Evet tam bak burası. 15.ye 5, 6.ya da hiçbir zırnık vermeyeceğiz. Şimdi bak bu ne? Peki? Oğlum bu saçmalık. Burada 0 puan diyor. O zaman burada sonda sırf beraberlik alınsın diye yapılan bir hareket var. Baktığımızda. Hayır şu an mantığa bakılınca demek ki benim ileriye atladığım yerde böyle bir olay varmış. Niye peki bunu daha sonradan madem böyle bir şey yapıp niye daha sonradan bir daha çekim yapmamışlar ki?
Birinci, ikinci, üçüncü çift, dördüncü çift, beş, altı, altıya da bir puan veriyoruz dememişler. Ben bu arada bir şey söylemiyorum. Siz söylüyorsunuz diye ben fark ettim bunu. Yoksa farkında bile değilim. O zaman burada bir dakika. Fatihlerin elenmesi lazım. Yok, Fatih yok, Yeisler sonucu. Yeis'in elenmesi lazımdı o zaman. Mantıken. Hiç bu eşit puana girmemeleri lazımdı. Yeis niye? Yani, oho kardeşim, eğer olay bizim tarafımızda da bir hainlik dönüyorsa biz düşeceğiz. Öyleyiz kardeşim. Yeison'un elenmesi lazımdı. 2-2 daha 4. Büyük ihtimal Yeison'u eleyememişlerdir. Eleyememelerinin nedeni Yeison çıkarsa kitle olarak biraz sıkıntıya giriyor. Çünkü bayağı Yeisçi var bu yarışta. Öyle düşünüyorum ben. Bunu anlayan olmuş mu burada? Herkes çok kolay bulurken Kardeşim yeri alt üst edip bulamadı. Yeisçi Kardeşim git bir hak etmiyor. Yani şundan şunu çıkar diye Emirhan helal olsun. Fatih sonuncu diyorlar ama. Nasıl Fatih sonuncuydu? Fatih sonuncuymuş. Onlara bir puan vermişler. Ha o zaman Fatih elenecekti. Ben pardon ya, Yeisler elendi diye düşünüyordum. Şimdi kız direkt oyuna kadar gidemedi ya. Yok şey çekildi bir tanesi. Bulamadı tamamını. Ha o Fatihler da onlar. Doğru be, kız yılandan korktuydu. O zaman Fatih elenmesi lazımdı. Zaten atış poligonunu niye yapmışlar ki? Bir neyse bizdense gene harcarım dedim. Ben onu belli ettim. O bir sıkıntı değil. Bak olayı çok yanlış anlamışım. Kimse anlamamış bu arada. Sadece biz anlamışız nasıl olmuşsa bu. Bir de bize diyorlar ki 2 IQ 5 yaşındayız. Ananızın... Harbiden Ömer abinin o değindiğin atış poligonu niye yaptılar? Direkt süreye göre aldılarsa. Ya işte Çin tarafı demiştir ki organizasyonun içinde bu da olsun. Oyunla alakalı oyunda bir şey olsun, oyunda. Sürekli öyle yapıyorlar. Vuzi biliyor. Sürekli o atış poligonuyla alakalı bir şey var. Gelmiyoruz kardeşim. Alamadılar bizi. Ne alakası var lan Matador? En büyük taşaklı var ki ya. Allah sizden razı olsun. Param cebimde kalıyor. Pavyona gitmiyorum. Alıyorum alkolümü. Açıyorum buradaki... Allah Allah. Ya ne kadar orospu çocuğusun ya. Abi. Bence tarlaya karışır mı abi, yorumları kapatalım. Ne anlatıyorsun lan? Füke. Ya ben anlamıyorum. Bir dahaki hafta izlemeyelim lütfen. Vallahi hiç fark yok. Vallahi sıktı. Ne bileyim.